Yeni Nesil Yayıncılık'tan hepinize merhaba. Ben Ezgi Kalınkara. Bugün boğulmalardan bahsedeceğiz. Boğulma demek vücuttaki dokulara yeterli miktarda oksijenin gitmemesi ve dokuların bozulması demek. Yani boğulma demek aslında sadece suda boğulma demek değil. Ne oluyor da vücudumuza yeterince oksijen gitmiyor ve dokular bozuluyor? En basit ve en yaygın örnek aslında boğulmada. Dilin geriye kaçması diye bir şey hepimiz duymuşuzdur. Halk arasında öyle derler. Dili geriye kaçtı. Dili boğazına oturdu. Dilini yuttu. Aslında tam olarak böyle değil. Yani eğer kişi aldığı darbe nedeniyle bilincini kaybettiyse, bilincini kaybettiğinde vücuttaki kasları gevşeyeceği için, dilimizin kökü de bir kas olduğu için gevşeyecek ve soluk yolunu tıkayacak. İşte bu nedenle bayılma ve bilinç kaybı sonucu dilin geriye doğru kayması dediğimiz durum en sık rastladığımız boğulma nedeni. Kişi bir trafik kazası geçirdi, darbenin etkisiyle yerde yatıyor. Gittiğinizde kontrol ettiğinizde bilinci yok, size hiçbir tepki vermiyorsa işte sizin soluk borusu kapalı olduğu için, dili geriye doğru kayıp soluk yolunu kapattığı için hemen onun hava yolunu açmanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken şey ağzın içerisini kontrol etmek ve hava yolu açıklığını sağlayacak şekilde çenesini kaldırmak olacak. Şu küçücük hareketle kişinin soluk yolunu açarak nefes almasını sağlayabilirsiniz. Bunu futbol maçlarında çok sık görüyor beyler. Hanımlar da izliyor futbol maçlarını, onlar da görebilir. Kafasına aldığı şiddetli darbenin etkisiyle halı sahanın ortasına ya da stadın ortasına düşen futbolcu bilincini kaybetti. Dil kökü soluk borusunu kapattı. İlk yardım eğitimi olan hakem ya da diğer futbolcular hemen müdahale ettiler. Ağız işini kontrol ettiler çünkü çarpmanın etkisiyle dişleri kırılmış olabilir. Ağzında o esnada sakız ya da şeker olabilir. Bunlar hava yolunu açmadan önce alınması gereken şeyler ki yolu tıkamasın. Kontrolü sağlayıp kafayı kaldırdıktan sonra işte ilk görülen harekettir. Neresi açıldı? Soluk yolu. Yani boğulmayı önledim. Tek bir hareketimle. Başka boğulma nedenleri neler görüyoruz peki çevremizde? Örneğin nefes borusuna yabancı bir şey kaçıyor. Yemek yerken yanındakiyle konuşuyor. Eli boğazında, mosmor oldu, konuşamıyor. İşte tam tıkanma. Tam tıkanan bir kişinin soluk borusundan akciğerlerine oksijen gitmediği için bu da bir boğulma nedeni. Bu durumda kişinin boğulmasını engellemek için yapılabilecek şey neydi? Hemlik manevrası. Yani karın basısıydı. Sırtına vurduğumda eğer cisim fırlayıp çıkmadıysa göğüs kemiğiyle göbeğin orta noktasını belirliyordum. Elimin çıkıntısıyla bastırıp yukarıya doğru çektiğimde cismin fırlamasını sağlıyordum. Yani boğulmaktan son anda kurtarıyordum. Başka mesela evde şofbenden zehirleniyorum ya da sobadan açığa çıkan solunum yolumu zehirleyen gaz benim solunumumu durduruyor, kalbimi durduruyor ve aslında boğularak solunum yolum etkilendiği için yine hayatımı kaybedebiliyorum. Bu da ciddi bir durum. Bir diğer örnekse suda boğulma. En çok duyduğumuz şey, belki de boğulma deyince ilk aklımıza gelen şey bir kişinin suda boğulması. Her yaz belki de tek bir günde ciddi rakamlar duyuyoruz suda boğulan insanlarla ilgili. Peki en büyük ihmal nerede dersek? Bir kere yüzme bilip bilmemekle ilgili bir sıkıntı var mı? Olabilir. Ama en büyük ihmal belki de yüzme bilsek de bilmesek de boğulan kişiyi kurtarmaya giderken kendi güvenliğimizi sağlamamız. Boğulan ve çırpınan bir kişiyi gördüğünüzde suda çok şahane de yüzme bilseniz asla ve asla yaklaşmamanız gerekiyor. Suda boğulan ve çırpınan kişi can havliyle eğer ona yaklaşırsanız kontrolsüz bir şekilde önce size zarar verecektir. Kendi canı için tabii ki bunu istemsiz ve bilinçsiz bir şekilde yapacaktır. Su yüzeyinde kalmak için var gücüyle sizi bastıracaktır. Peki ne yapmalıyım? Seyirci kalacak halim yok böyle bir duruma. Yapacağım en önemli şey ona güvenli yaklaşmak. Bulunduğum yerde bir can simidi varsa atabilirim. Bir ipten yararlanabilirim. Bir ipi uzatırım, bir tahta parçasını uzatırım. Onu o şekilde çekerek kurtarabilirim. Ya da bir sandal varsa, bir sahil güvenlik botu varsa bu şekilde onun yanına gidip onu ne yapabilirim? Çekebilirim. Hiçbir şey yok. Bulunduğum ortamda bu malzemelerin, bu materyallerin hiçbirisi yoksa da yapacağım en önemli şey sakin ve soğukkanlı bir şekilde karşı taraf eğer beni duyuyorsa onu sakinleştirmek ve çırpınması geçtikten sonra ona yaklaşmak. Yanlış duymadınız. Çırpınan bir kişiye asla yaklaşmam çünkü beni de evde bekleyen var. Boğulan çocuğunu kurtarmak için suya giren baba ve onun arkasından suya giren anne de hayatını kaybetti. Çünkü kimse güvenlik önlemi almadı. İşte bunların olmaması için
Önce kendimi korumam lazım. İlk yardımın temeli bu çünkü. Kendi güvenliğimi aldım, ona yaklaştım. Ani hareketlerden kaçınmam gerekiyor. Özellikle kafasından, başından, saçından tutup onu suda sürüklemek yapılabilecek ciddi bir omurilik hasarına sebebiyet verecektir. Yani kişi suya atlama esnasında kafasına da bir darbe almış olabilir. Omurgada bir hasar vardır ve ben onun kafasını ani bir şekilde hareket ettirdiğimde o hasarı geri dönüşü olmayan bir felce kadar götürebilirim. Kontrollü bir şekilde yaklaştım. Kişinin suda çırpınmasını geçip kendini bırakmasını, yani bayılmasını sağladım aslında. Daha sonra koltuk altından tutarak omuriliği de destekleyerek ne yapabilirim? Bir kulaçla kendi boyumun yere basacak yere gelinceye kadar onu çıkarmaya çalışabilirim suda. Ya da koltuk altlarından tutarım, sürükleyerek çıkartmaya çalışırım yine suda. Ama başka türlü onun bana sarılmasını, beni de boğulma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmasını sağlayacak şekilde bir adım atmam. Peki, boğulmak üzere olan kişiyi ya da suda boğulan kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya doğru çekiyorum. Bu esnada ilk yardım bilgim varsa ve eğer yaşamsal bulgularına baktığımda solunumu yoksa, o zaman temel yaşam desteği dediğimiz kalp masajı ve suni solunuma başlayabilirim. Ama bunu yapmam için ilk yardım eğitimli, sertifikalı bir ilk yardımcı olmam gerekiyor. Benim böyle bir bilgim yok ama hiç olmazsa bir vatandaş olarak oradan aldım, güvenli bir şekilde kıyıya kadar getirdim. İşte o noktada gerek sahil güvenlik, gerek can kurtaranlar, gerek olay yerine kısa sürede ulaşacak bir 112 personeli ona hemen müdahale edebilir. Çok fazla etrafta gördüğümüz ve çok fazla kulak aşinası olduğumuz bir takım yanlış bilgiler var. Hep derler ki ciğerlerine çok su kaçmış, çok su yutmuş. Külliyen yalan diyorum. Çünkü deyimin söylediği gibi insanoğlu bir kaşık suda boğulur. Doğru duydunuz, sadece bir kaşık sudur bizim boğulmamızın sebebi. Soluk borusu yapısı itibariyle her şey tasarlanmış, sadece havanın geçmesi için yaratılmış bir mekanizma. Hava haricinde her şeyi yabancı kabul eder ve tepki gösterir. Nasıl boğazıma yanlışlıkla yemek parçası kaçtığında öksürme refleksiyle ne işi var bunun burada, at onu diyorsa soluk borusu. Soluk borusu bir yemek kaşığı kadar su kaçtıktan sonra da kendisini kasar ve kapatır. Artık soluk borusundan su gitmiyor. Sadece bir kaşık su kaçtı. Ama soluk borusu kapandığı için artık ne gitmiyor? Evet, dokularıma oksijen gitmiyor. Hatırlayın, neydi boğulma? Dokulara yeterince oksijenin gitmemesi dokuların bozulmasıydı. Sadece bir kaşık su kaçtı, soluk borusu kendisini kastı ve kapattı. Peki geri kalan su nereye gidiyor? Kolok, kolok, kolok. Yemek borusundan mideye gidiyor. Hatırlayalım, suda boğulan bir kişiyi denizden çıkarmışlar, hemen yan çevirirler ve o kişi öğürerek ne yapar? Midesindeki tuzlu suyu atar. Vücut istemediği şeyleri bakın kendisi engel olarak dışarıya atabiliyor. Bizim kişinin karnına bastırmamız, arkasına geçip göbeğine bastırmamız, silkelememiz ya da ters çevirip bacaklarından sallamamız gibi garip şeyleri yapmamıza hiç ama hiç gerek yok. Vücut zaten soluk borusundan akciğerlere fazla suyun gitmesine izin vermiyor. Bir kaşık sudan sonra kendini kapatıyor. İkinci olarak da yemek borusundan mideye giden su içinde bu gerekli değil deyip kusturarak onu da dışarıya atmamızı sağlıyor. Benim yapacağım şey bunlar değil. Benim yapacağım şey kendimin ve onun güvenliğini sağlayarak boğulma tehlikesi yaratan sudan çıkarmak, yaşamsal bulgularının varlığını kontrol etmek, hava yolunu açmak, solunumu var mı bunu kontrol etmek. Eğer bunlar yoksa da sağlık personelinin ya da bir ilk yardımcının, belgeli bilgili bir kişinin müdahale edip kalp masajı suni solunum yapmasını sağlamak. Bunun haricinde yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Bir diğer nokta daha, aslında suda boğulan bir kişi şanslı. Ne anlamda şanslı? Normalde trafik kazası geçiren bir kişiye ambulansın, sağlık personelinin gelmesi için 5 dakika içerisinde eğer bilinci kapandıysa ve müdahale edilmezse hayati tehlike yavaş yavaş başlıyor. Yani geri dönüşümsüz hasarlar bırakabiliyor vücutta bu tarz bir durum. Ancak suda boğulan bir kişide 20-30 dakika geçse bile, böyle bir süre geçmiş olsa bile, kişiye yapılan doğru temel yaşam desteği, yani kalp masajı ve suni solunumla hasarsız bir şekilde geri dönüşü muhtemel. Suyun mucizesi mi diyelim buna? Suda boğulmalarda, özellikle soğuk havalarda 20-30 dakika geçse bile
bu kişiye çok ciddi hasar vermiştir. Yarım saattir suyun içerisinde demeyip ona müdahale edip temel yaşam desteği yapmamız çok ama çok önemli. Hasarsız bir şekilde geri dönüşü sağlayan ne? İşte dışarıya göre suyun soğuk olması. Unutmayın, soğukta damarlarımız daralıyor, dolaşımımız yavaşlıyor. Vücut bir nevi iktisat modunda çalışıyor. Vücut dokularında olan oksijen yavaş yavaş vücut dokularını dolaştırıyor ve böylelikle işte beyin hasarı olmamasına, kişinin daha da ciddi kalıcı hasarlar görmemesine sebep oluyor. Benim için önemli olan nokta kişinin yaşamsal fonksiyonlarının devamını sağlamak. Suda boğulan bir kişi gördüğünde kendimi tehlikeye atmadım. Çevrede yardım etmek isteyen ama bu konuda bilgisi olmayan insanlara engel oldum. İnsanları sakinleştirdim. Varsa çevremde bir cam simidi, bir ip, bir sopa, bir sandal bunlarla yanaştım. Sakinleştirip onu kıyıya çekmeye çalıştım. Eğer herhangi bir malzemem yoksa da onun çırpınmasını, sakinlemesini bekledim. Çırpınması bittikten sonra kontrollü olarak yaklaştım ve uygun bir şekilde kıyıya doğru getirdim. Unutmamak lazım. Aslında hep doğru zannettiğimiz şeyler yüzünden belki de çok fazla hayatta kalabilecek insana şans vermiyoruz, müdahale etmiyoruz. Çok fazla yazın görülen suda boğulma vakaları var. Bu derede de oluyor, barajda da oluyor. Ne yazık ki açık denizlerde de görülebiliyor. Uyarıların olduğu zamanlarda, akıntının olduğu zamanlarda yetkililerin söylediklerine kulak asmak ve o günlerde özellikle o bölgelerde denize girmemek gerekiyor. Cam simidi ya da kolluk gibi malzemelerin hayat kurtarıcı olmadığını, onların sadece yüzmeyi kolaylaştıran araçlar gereçler olduğunu düşünmek gerekiyor. Özellikle dalgalı bir denizde çocuğunuzu cam simidiyle bıraktığınızda onun ciddi bir anlamda boğulma tehlikesi geçirebileceğini unutmayın. Çünkü dalga bir seferde aldığında o cam simidi onu kesinlikle ve kesinlikle korumayacaktır. Yüzme bilip bilmemek ne kadar önemli? Tabii ki güvenliği sağlamak açısından önemli ama yüzme bilmiyorsak da bir insanı kurtarmak için kendi canımızı asla ve asla tehlikeye atmayalım. Yüzme bilsek dahi başka birini kurtarmak için yine kendimizi tehlikeye atmayalım. Her zaman için güvenlik önlemleri alalım. Ailemizden ve sevdiklerimizden böylesi acı bir şekilde kaybolmamak için, kaybetmemek için önce güvenlik diyorum. Çocukların ve özellikle yetişkinlerin sıklıkla yazın başına gelen yaz kazalarından bir tanesi suda boğulma. Bunun için doğru ilk yardım uygulamaları, doğru müdahaleler hayat kurtaracaktır. Unutmayın, şansınız yüksek. 20-30 dakika geçse bile suda boğulmuş bir kişiye müdahale edin. Müdahale ettiğinizde onun hasarsız bir şekilde, vücudunda hasar olmadan geriye dönüp hayatta kalma, hayata tutunma şansı var. Ve çok fazla suyun kaçtığı, çok fazla suyun yutulduğu, dünyanın suyunu yuttu gibi laflarında aslında sadece palavra olduğunu, çok da doğru bilgiler olmadığını hatırlayalım. Boğulmanın sadece suda olmadığını söyledik. Dedik ki bir insan bilince gittiğinde dil kökü soluk borusunu kapattığında da hava yolu kapandığı için boğulabiliyor. Yabancı bir cisim kaçtığında da boğulabiliyor. Gazdan zehirlendiğinde, şofbenden, sobadan solunum yoluyla zehirlenme de aslında bir nevi boğulmamıza neden oluyor dedik. Peki bir başka boğulma akciğerlerin yaralanması. Özellikle yaralanmalarda değindiğimiz bir şey var ki soluk alıp vermemizi sağlayan vücudumuzun ana organlarından bir tanesi akciğerler herhangi bir nedenle darbe gördüğünde, yani bu bir silahlı çatışma da olabilir, bu bir bıçaklanma da olabilir, akciğer balonlarımız sönüyor ve hasar gören bölgede ne yazık ki yeterli miktarda oksijenlenme olmuyor. Böyle bir durumda en kısa sürede doğru ilk yardım uygulaması yapılmazsa işte bu kişilerin solunum sıkıntısı çekmesi, bir süre sonra morarması, dudaklarda solukluk ve benzeri belirtilerle dokularına yeterince oksijen gitmemesi sonucu boğulabildiği görülüyor. Boğulmanın genel belirtilerinde kişilere baktığınızda hızlı ve gürültülü nefes alıp vermeyi görürsünüz. Panik halindedir, bir müddet sonra tepkiler azalabilir. Kişinin özellikle dudak çevresinde solukluk ve morarma kendini gösterecektir. Sıkıntı hissi, nefes darlığı, solunum sisteminin dokuların oksijenlenmediğinin en önemli göstergesi. Peki
solunumda sıkıntı çeken bir kişiye nasıl bir pozisyon vermek lazım? Yani sırt üstü mü yatırsak, ayaklarını mı kaldırsak? Unutmayın, solunumda güçlük çeken kişinin en rahat nefes alıp verdiği pozisyon yarı oturur pozisyondur. Yani sırtını biraz kaldırıp yükselterek ne yapabiliriz? Akciğerlerin rahat oksijenlenmesine destek olabiliriz. Asla sırt üstü yatırmıyorum. Yarı oturur pozisyon dediğim, arkasına biraz destek veriyorum. Hava yolu açıklığını sağlıyorum. Bu şekilde temiz hava almasını sağlıyorum. Meraklı bir kalabalık varsa da olay yerinden onları uzaklaştırıp sağlık personelinin gelmesini bekliyorum. Unutmayın, ilk yardım hayat kurtarır.